götürelim şu programın bu bölümünü. Hı-hı. Uygun olur mu? Olur. Bir rahatsızlık vermem umarım yok, size. Tabii. Şimdi diyor ki Adalet Bakanı, 14 Mayıs'ta ya şampanya patlatıp kutlayanlar olacak ya da alnını şükür için secdeye koyup Rabbine hamd edenler olacak. Temiz alnını diyor. Yani diğerlerinin alnı temiz değil mi Salim Bey? Yani evet. Diğer milyonlarca insanın alnı temiz değil mi? Onlar secdeye koyabilecekleri temiz bir alnına sahip değil mi? Salim Bey, siz bir hukukçusunuz. Adalet Bakanı. Ya bu bir suç değil mi? Bu ayrımcılık değil mi? Ya bu tabii ki bir suç. Bu halkı kin ve düşmanlığa tahrik. Bu inançlar üzerinden bu ülkenin insanlarını bölmek. İnançlar üzerinden bu ülkenin insanlarını kamplaştırarak adeta birbirlerine düşman yapmak. İnançlar üzerinden kin ve düşmanlığa tahrik. Ya bu ülkenin şu anda en büyük talihsizliğimiz şu sözleri söyleyen kişinin bu ülkenin Adalet Bakanı olması. Yani hakikaten hep söylediğim bir şeyi tekrar tekrar söylüyorum ama ya bu ülkede hukukçu olmaktan, bu ülkede bir adalet mensubu olmaktan diyeyim, geçmişte de olsa, ya ben bunları duydukça ve bu kişileri gördükçe utanıyorum. Hakikaten utanıyorum. Bir ülkenin Adalet Bakanı kardeşim şu lafı nasıl söyler ya, nasıl söyler? Bu ülkenin insanlarını alnı secdeye deyip alnı açık olan, alnı açık olanlar ya da efendim adeta kafir olarak etiketleyip işte 14 Mayıs'ta şampanya patlatıp kutlayanlar. Birilerini kafirler, birilerini makbul Müslümanlar olarak Rabbine hamd edenler olarak nasıl ayırt edebilir? Hangi ölçü var elinde Bekir Bozdağ? Sen kimsin? Sen hangi iman ölçüsü var senin elinde? Bu hak ve yetkiyi sana kim verdi? Sen bu ülkenin Adalet Bakanısın. Adalet Bakanı olarak şampanya patlatıp kutlayanların da, içki içeninin de, içmeyeninin de, istediği hayatı şu şekilde yaşayanın da, bu şekilde yaşayanın da, secdeye koyup alnını Rabbine hamd edenlerin de, secdeye hiç kullanmayanların da, dindarın da dinsizin de Adalet Bakanısın. Eğer sen sadece bu toplumun bir kesiminin Adalet Bakanı olduğunu sanıyorsan gasp ettiğin o koltuktan in aşağıya. O koltuk 84 milyonun haklarını garanti etmek için, o 84 milyonun haklarının korunması için sana tevdi edilmiş bir koltuk. Bu koltuğu siyasi ikbaline, bu koltuğu siyasi geleceğine, dar siyasi ideolojine, dinci ve dinbaz bir anlayışına eğer mahkum ediyorsan o koltuğu, yazıklar olsun. O koltuktan hemen in. Orası pırıl pırıl. Orası bu milletin Adalet Bakanlığı koltuğu. O koltuk adalet dağıtacak. Herkesin hakkını, hukukunu koruyacak. İnsan onurunu korumakla mükellef insanların olması gereken bir yer. İnsan utanır biraz. Sokaktaki bir kişi bunu söyleyebilir ama sen söyleyemezsin. Bir Adalet Bakanı bunu söyleyemez. Hangi ölçü var elinde? AKP'ye oy verenler alnı açık kişiler mi? Alnını yani secdeye koyup Rabbine hamd etmesi için alnı temiz kişiler AKP'ye oy veren kişiler mi? AKP'ye oy vermek alnı açık olmak için yeterli bir ölçü mü? Kim koydu bu ölçüyü? Bu milletin bağışladığı kanını satanlar, bu ülkenin bağışladığı paralarla çadırlarını satanlar, bu AFAD'ın yardım paketlerini kendi seçim minibüslerinde kendilerinin yardımıymış gibi devlet malını dağıtanlar, AKP'li oldukları için alnı açık kişiler, bakanlığını dolandıran bakanlar, rüşvet alanlar, rüşvet aldığı için yakalananlar, bir kereden bir şey olmaz deyip 45 tane çocuğun ırzına geçilmesini meşrulaştıranlar, hele senin gibi küçüğün rızası var diye tacizi, küçüğe tacizi hukuki ve meşru göstermeye çalışanlar, sadece AKP'li oldukları için alnı açık kişiler mi yani? Böyle mi sayacağız bunları?
Diğerleri için, diğerlerini düşman, diğerlerini dinsiz sayan bir zihniyet bu ülkenin Adalet Bakanı ya. Yazıklar olsun yani. En büyük şanssızlığı budur bu ülkenin. Bu ülkenin çivisi çıkmış derken, bu ülkenin hakikaten tuzu da kokmuş derken işte geldiğimiz durum bu. Peki, arkadaş şu lafa bak. Sayın Bey, bu ülkede Millet İttifakı'na oy verecek olan, gönül vermiş olan milyonlarca insan, kardeşim sen bu sözünle benim temiz bir alnım olmadığını söylüyorsun ve beni secde meselesi üzerinden ayrımcı bir muameleye tabi tutuyorsun. Beni rencide ediyorsun, bana hakaret ediyorsun diyerek mahkemelere başvurabilir mi? Tabii ki başvurabilir. Başvurabilir, tabii ki başvurabilir. Suçtur ya bu yaptığı. Bakın her şeyden önce ahlaki değildir, ahlaki. Adına Adalet Bakanı denilen bir kişi bu şekilde ayrımcı bir dil kullanarak insanların en doğal haklarını, kişiliklerine saldırıda bulunarak, onları itibarsızlaştırarak, bir grubu aşağılayarak o görevi yapan peki. FETÖ sevinecek. Bir de diyor ki ya FETÖ sevinecek diyor 14 Mayıs akşamı ya bu milletin temiz evlatları sevinecek. Sayın Bey, sizin iktidara oy vermeyeceğiniz çok açık, çok belli, bunu biliyoruz. Evet. Sizin hiç Gülen'le fotoğrafınız var mı geçmişinizde? Ya böyle bir şey. Peki bu Türkçe olimpiyatlarına katıldınız mı hiç? Yani orada Gülen'e övgüler düzdünüz mü? Acaba kendisinin var mı böyle görüntüleri? Arkadaşlar hazır mı? Birini izleyebilir miyiz? Mümkün müdür kendisinin? Evet, hadi bir izleyelim bakalım. Onun için ben bu